Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaylı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki test çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 100 ve 101'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Hemen ABCD'yi şöyle belirleyelim. Eşkenar dörtgende bir köşegen çizilmiş. Köşegenler neydi? Açı ortay değil miydi? Evet yani burası 70 ise şurada kaçta kaç yapmak zorunda? 70 yapmak zorunda hatta. Karşısında 70'e 70 yapmak zorunda. E sonra hocam şurada bir şey var açı var. 2 iç açı bir dış açı olduğundan 25 ile neyi toplarsak 70 yapar? Hocam 45'i. E burası 45 derece oldu. Sonra EBD doğrusal olduğuna göre bu doğrusallığı da kullanmamız lazım sanki. Nasıl kullanacağız? E hocam burada şu köşegeni de çizecek olursam köşegenler dik kesir ve aynı zamanda birbirini ortalar. Aa hocam bu büyük üçgende de dik tabanı iki eş parçaya böldü. O zaman bu bir x kenar mı oldu? Evet. Evet. Tekrar söylüyorum. Dx tabanı kes parça bölü x kenar. Aynı zamanda bu bir açı ortaydır. Yani burası da 45 derece oldu. Benden d, e, c açısı isteniyor. Yani cevap 45 derece yapar. Birinci soru c an oldu. Geldik 2'ye. A, B, eşkenar dörtgenmiş. Evet şurası bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş bana. Şimdi öncelikle bir 90 varsa paraya kenarda da biz bunu çok kullanıyorduk. Z'den dolayı karşısında ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Yani tanımını kullanacağız soruda. Bir kere. 6 verilmiş ve EC de 16 verilmiş. EC 16 verilmiş. E tamam. Bu bir eşkenar dörtgendi sanki değil mi? Evet. 90'da kullanacağım ben şimdi. Hocam aslında karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil mi? Aynen öyle. E paralel olması ne anlama geliyor? 90 burası da 90 olacak. 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Aa, şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı çünkü eşkenar dörtgenin bir kenarı eşkenar dörtgenin bir kenarı eşit olduğundan dolayı buradaki beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı burası da 6'dır. O zaman buraya ne kaldı? 10 kaldı diyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi eşkenar dörtgende çizilen yüksekler birbirine eşit desek bile e, o zaman şu kenar 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 eşliğinden böyle bulacağız ama bulduğumuz teknik bence güzel. Sıkıntı yok. Şunların eşitliğini kullanarak da eş üçgen olduğunu bulduk. Bunları eee hocam bizden fc uzun isteniyor. Fc Arkadaş şurası 10 değil mi bir kenar? Evet. E 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni ya da burası 10 değil mi? 6 8 10 üçgeninden burası 8 çıkar. E hocam eşkenar dörtgenin bir kenarını 10 bulduk. Yani şurada da bir Pisagor bağıntısı var. Yalnız ortak çarpandan yapalım. Burası 2 çarpı 4 değil mi? Evet. Hemen şuraya 2 çarpı 4 yazalım. 8 ve 10'daki ortak çarpan 2. Burası 2 çarpı 5. O zaman bu x tane olacaktır. 2 çarpı kare. Şimdi diğerlerinin kareleri toplamı 16 artı 25 yapar. Yani cevabı ne buluruz? 2 kök 41 olarak buluruz. Evet. İkinci soru. Denizli. Geldik 3'e. Köşegen çizilmişse eşkenar dörtgende işimiz gücümüz köşegen. Şu köşegeni çizdik. Köşegenler nasıl kestirdi? Dik kestirdi. E hocam tamamı 22. 11. 11 olmayacak mı o zaman burası? Evet. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Hocam 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden 8 çıkar burası. Hatta köşegenler birbirini ortalar. Burası da 8. Ali Bey uzunluğu isteniyor bizden. Ali Bey eşkenar dörtgen. Arkadaş şurada bir pisagor yapacağız galiba. Bir kenar 8 bir kenar 11. X. X'in karesi 8'in karesi artı 11'in karesi. X kare eşittir 64 artı 121. Yani 180 yok 165 mi yapıyor? Şöyle 185 yapıyor evet. O zaman x'de ne buluruz? Kök 185 olarak buluruz. Üçüncü soru balık kesir oldu geldik dördüncü soruya. Evet köşegen verilmişse işimiz gücümüz köşegen. Hop çizdik köşegeni. Hocam köşegenler dik keşir. 8, 8. E sonra ne yapacağız? Bak dikkat et burası 15. Ve şurada bir dik üçgen var. 15 ve 15 kök var. O zaman burası da 15 olur mu? İkisi kenar dik üçgen çıkar çünkü burası. Evet eşkenar dörtgen çevresi nedir diye soruluyor. Hocam 8, 15, 17 üçgeni bir kenar 17 yaptı. Çevresi de 17 çarp 4'ten kaç yapar o zaman? 68 yapar. Yani cevap balık kesir oldu. Dördüncü soruda geldik 5'e. Şekilde verilen ABEF ve ABCD eşkenar dörtgen. Evet, bu da bir eşkenar dörtgen. Şu da bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Burası dört köklü verilmiş. Hocam burası da dört köklü değil mi? Evet. Bu eşkenar dörtgeninde bir kenarı dört köklü. Bu eşkenar dörtgeninde bir kenarı dört köklü. E bizden ne isteniyor? DC ve EF doğruları arasındaki uzaklık. Hmm. DC ve EF doğruları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Yani sen buradan buraya şöyle bir dik çizeceksin. O isteniliyor benden. Tamam. Hocam şurası bunlar bak şunla şu birbirine paralel değil mi Evet yöndeşlik var burada Hatta bunda da bu birbirine paralel şunu da şu o zaman bunların paralel oldu yani burada kaç kaç derece oldu 60 derece oldu şimdi arkadaş biz neyi bulmaya çalışacağız DC ile şunla şunun arasındaki uzaklığı bulmaya çalışacağız Hadi bulalım bakalım bu arada 45 ile neyi toplarsak 15 toplarsak 60 derece yapar Burası da 15 derece oldu şimdi ben 4 kök kullanacağım 4 kök' nasıl kullanacağım şöyle bir dik çizerek herhalde değil mi? Şöyle bir dik çizsem hocam. 45, 45, 90 üçgeni. Yani bunun yüksekliğini bulacağım. Hadi bunun yüksekliğini bulalım bakalım. Bunun yüksekliği kaç çıkıyor? 4 kök 2 ise 4, 4 oluyor burası. E hocam şuradaki yüksekliği de ben kullanmak zorundayım. E, burası da 60 derece değil mi? Şuradan da bir yükseklik çizsem. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'ın karşısı 2 kök 2. Burası da 2 kök altım yapar? Evet. E benden şurası isteniyor kardeşim. Şuradaki uzaklık isteniyor. A, x, x artı 4 ile 2 kök 6. Birbirine eşit. O zaman de 2 kök 6 eksi 4 mi çıkar? Aynen öyle. Yani cevap böylelikle E'dir. oldu. Geldik 6'ya. Şu açı ortay buradan da dik çizilmiş. E, açı ortayın devamı nedir? Köşegendir. Hocam köşegenler dik kestiği için bunun da devamı ne olmak zorunda? Köşegen olmak zorunda. O zaman bunlar köşegen oldu. E 2 kök 13. Burası da 2 kök 13. Sonra burası da 90. Doğrusal oldu çünkü. Pisagor bağıntısı. Hocam Pisagor yapsak burası 4 mi yapar? Evet. 52'den 36 çıkar 16. Burası da 4 yaptı Pisagor bağıntısından. Taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. E, taralı bölgenin alanı şuraya A, buraya A, buraya A dersem burası da A mı olur arkadaşım? Evet. Çünkü niye? Köşegen olduğunu biliyoruz ya. 4 eşit parçaya ayırıyor burası. E burayı 4 bulduk. E burada da arkadaşım dikten dik çizilmiş öklet 6'nın karesi 4 çarpı A'dan dolayı yazalım şuraya 6'nın karesi 4 çarpı A'dan dolayı A'yı da 36 bölü 4'ten 9 buluruz. A 9 çıkar. E, 9 çıktıysa şimdi ben bir tane A alanı bulacağım. İşte köşegenleri bulup köşegenler çarptığının yarısı tüm alan demeye gerek yok. Ben şu alanı bulabilirim artık. Taban belli. Taban kaç? 13. Yükseklik belli. 6. O zaman A alanı neye eşittir? 13 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. Yani 39'a eşittir. E o zaman burası 39 olduysa A alanı 3 A alanı neye eşit olacaktır? 3 çarpı 39'dan 3 kere 9 27. 117 mi çıkıyor? Evet cevap denizde oldu. 6. soruda geldik 7. soruya. Aşağıda bir duvara sabitlenmiş kare biçimindeki bir çerçevenin içinde kalan alan 225. 15. Karenin alanı biliyoruz. A kare. 225 ise bir kenar kaç çıkar? 15 çıkar. Evet. A ve D köşelerindeki çivilerin çıkması sebebiyle A ve D köşelerindeki çivi çıktı ve bu aşağı doğru sarktı. Çivilerin çıkması sonucu bir tarafın aşağı kaymasıyla eşkenar dörtgen halini aldı. Çünkü kareydi ya bunlar eşitlikler devam ediyor. Sadece arada açı 90 derece bozuldu. Eşkenar dörtgen karşımıza çıktı. Sonra A ve D köşelerinin yerden yüksekliği 9'ar birim azalmıştır. Hmm. Önceden nasıldı arkadaşlar? Hop şöyleydi. D çivisi aşağı indi. Yani önceden tam buradaydı. Şöyleydi. Sonra aşağı indi. Şöyle geldi sadece bak. Önceden buradaydı. Ama 9 birim aşağı indi. Aşağı indiği kısım şurası. Yani şuradaki kısım 9 birim aşağı inmiş oldu arkadaşlar. E 9 birim aşağı indi. Yani burası 9. E ben burayı biraz önce de 15 bulmuştum. E 9, 15 ile 9, 12, 15. E burası da 15. Benden ne isteniyor? Çerçevenin içinde kalan alan. Şu alan isteniyor. Bu alan hocam nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik değil midir? Evet. 15 çarpı 12'ye eşittir. Bu da kaç yapıyor? 180 yapıyor. Evet. Tüm alan 180 yapıyor. Kaç birim kare azaldığı soruluyor. Önceden alan kaçtı arkadaşlar? 225'ti. Yani 225'ten 180'i e çıkartacağız. Kaç azalmış oldu? 45 azalmış oldu. Yani cevabımız böylelikle C-Han çıktı arkadaşlar. Evet ÖSYM e de benzerini sordu haberin olsun. Geldik 8'e. ABCD eşkenar dörtgen AC ve BD köşegen. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Şuradaki diki kullanayım. Sonra çevresi 40 verilmiş. Her bir kenar kaç oldu o zaman? 10 oldu. Ve ABG alanı. Bak ABG alanı nedir? Hocam ABG alanını kullanırken. vallahi burada 10 var. 10 tabanına ait yüksekten gidebilirim. Ya da başka bir şekilde şu taban çarpı yükseklik bölü 2'den de gidebilirim. Ama 10 daha mantıklı geldi bana. Hemen onu kullanayım şuradaki yüksekliği ben bulabilirim arkadaşlar. Şuraya bir A diyecek olursam. Hocam o zaman burası ne oluyor? Ya da H diyeyim ben oraya. Şöyle bir H diyeyim. 10 çarpı H bölü 2 eşittir. 15 ise o zaman H'ı kaç buluruz? 3 buluruz. H 3 çıktı. Hocam açı ortayı kullanmalı lazım. Aa açı ortay. Kollara çizilen dikmeler eşit. Yani şunlar şunlar birbirine eşit. 3 ise burası da 3 mu oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? Vallahi mecbur şu köşegenlerin eşitliğini. Şuraya bir A dersem A artı 3 burası da A artı 3 mi oldu? Evet. Şimdi burada bir Pisagor bağıntısı var. Pisagor'u kullanmak için buraya B demeliyim. Aa bak şuradaki üçgenin alanında ben şunu da kullanacağım o zaman. Bak A tabanına ait yükseklik aynı zamanda B değil mi? Evet. O zaman bunu da kullanacağım. Yani A çarpı B bölü 2 de aynı zamanda ne eşit işte arkadaşlar? Şu taralı alan yani 15 e eşit. A çarpı B buradan kaç geldi? 30 geldi. Evet bu elimizde bulunsun. E hocam burada da bir Pisagor var. Pisagor bağıntısında yani A artı 3'ün karesi artı B'nin karesi eşittir 100 yapacak. Hocam burada da bir denklem var. 2 bilim yerine 2 denklemi çözeceğiz. Ya yerine yazacağız ya da bunu açıp böyle bir şeyler yapacağız. A yerine 30 bölü B yazıp böyle B'yi bulabiliriz aslında. Ama işlem 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 yapmayalım. Hissedelim. 10 var. Büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgendir. Hocam bunun yerine 8 koyarsam burası 6 olacak. A 3 olur. O zaman A 3 olursa 3 kere 8, 24, 30 sağlanmadı. Ya 6, 8, 10 böyleyse. Burası 6, burası 8 iken. Şunu tamam 8 iken. Burası kaç olur? 5 olur. E hocam hem 6, 8, 10 sağladı. Hem de 6 kere 5, 30 sağladı. Yani bu da sağladı, bu da sağladı. O zaman A'yı gerçekten 5 buluruz. B'yi de gerçekten 6 bulur muyuz? Buluruz. Sonra benden GF uzun isteniyor. Hmm. E hocam 3, 6 ise ben buranın sadece 3 kök 5 olduğunu bulabilirim. Sonra başka bir şey bulabilir miyim? Hocam aynı şekilde burayı da bulurum da şuradaki x uzunluğu isteniyor bizden. Bu x'i nasıl bulacağım ben? Ya hocam burayı bulduk burası belli değil. Buralarda bir şey var mı? Var aslında. A'yı 5 bulmadık mı? Bulduk. Bak zor bir soruyormuş. Ha. Arkadaş şurada şuna dikkat eder misin? Ben şuradaki x'e yoğunlaşacağım ya. Şurada bir kelebek var. Başka açı ortaydan falan çıkar mı? Vallahi çıkmayacak gibi arkadaşlar. Sadece oranı yazabiliriz. 6 ise burası da 6 oldu deriz. İşte 10 bölü 12 deriz. Burası 5 ve 7 deriz sadece. Ya bunu böyle diyeceğimizde zaten buradaki kelebeklik oran belli. Şurası kaç? 8, 3 daha 11. Burası 5. 11'e 5 oran var. Yani burası 11K. Burası da 5K. Hocam 11K eşittir. 3 kök 5. O zaman K'yı 3 kök 5 bölü 11 buluruz. Benden de x eşittir 5k isteniyor. 5 ile çarptığınız zaman 15k 15 kök 5 bölü kaç yapıyor o zaman? 11 yapıyor. Vay soruya bak. Bir tık zor bir soruymuş arkadaşlar. Yani soruyu şurada da kesebilirdik. Şu 3 kök 5 uzunluğu nedir diye de sorulabilirdi. Ama bu uzunluğu bulduk. Diğer parçası da sorulduğunda genelde benzerlikten bulunur o diğer parçada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Açı ortaydan çıkarmayı da bilemiyorum ama farklı çözümleri de siz zaten kendinizde elde edebilirsiniz. Ben şu anda şunu fark ettim. Öyle çözdüm arkadaşlar. Bir tık zormuş. 8. soru. Ceyhan geldik 9'a. Evet eşkenar dörtgen verilmiş ve FBE alanını 12 olarak vermiş. Arkadaş bunu kullanacağım ben şimdi. Şimdi burası tüm alanın 8'de birini böyle biliyoruz da kullanıyoruz da aslında. Yani taralı alan kaçtır diye soruluyor. Ya da biz bunu paraya kenarda şöyle yapıyorduk. Şurası A, A. Burası da A. Burası 2A. Burası A. Burası 2A. Şu üçgenlerde kas sayılarda doğru anlatıldı değil miydi alanlar? Evet. Yani 1 kere 2 2. 2 A iken burası 1 kere 1 1. Burası A'dır. 1 kere 2 2. Burası 2 A'dır. Hocam paralel kenarın alanı ya da eşkenar dörtgenin alanı ne? 2 A 2 A burası ya. Üçgende böyle katsayılar sayılar orantılı olduğu için 2 kere 2 4. Burası 4 A. Burası 4 A. Tüm alan 8 A olur. Hocam 2 4 5 A'sı buradaysa buraya da 3 A kaldı. A dediğim 12 ise 3 A dediğimde kaç yapar o zaman? 3 çarpı 12'den 36 yapar. Tamamıyla bir alan dağıtma sorusu. Paralel kenardaki teknikleri burada da kullanıyoruz. 9. soru Edremit oldu. Geldik 10. soruya. Dikdörtgen şeklindeki halının içerisine eşkenar dörtgen şeklindeki özdeş motifler çekildiği gibi yerleştirilmiştir. Evet dikdörtgen şeklinde özdeş motifler yerleştirilmiş ve burayı 120 vermiş halının çevresi 304 verilmiş. 120 burada 120 burada 240. 340 e, 304'ler neyi çıkartıyorum? 240'ı çıkarttığım zaman 4 burası 6 burası 64 yaptı. O zaman burası kaç yapıyor? 32'ye burası da 32 mi yapacak o zaman? 32 yapacak. Evet. Sonra devam edelim arkadaşlar. Buna göre halı üzerindeki motifin olmadığı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor bize. Eşkenar dörtgen şeklindeki motifler var burada. Arkadaş şu eşkenar dörtgende şu köşegen çizdin. Hatta bu köşegen çizdin. Hocam şu köşegen çizdin. Hatta bunların da devamını getirdin. Hatta bunu da çizdin böyle. E, devamını da getirebilirsin şöyle şöyle ama bence gerek yok. Bu yeterli olacaktır. Hocam şunlar birbirine eşit. Özdeş ya bunlar da birbirine eşit. E tamamı 32. 32'yi 4'e bölsen kaç yapıyor o zaman burası? 8 yapıyor. 8 yapıyor. E tamamı 120. Hocam tamamı 120 ise galiba şunu da çizeceğiz arkadaşlar. Hop şöyle hop şöyle çizdik. E hocam şuraya bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 120 A 120'ye eşitse A'yı da buradan kaç buluruz? 15 mi buluruz? Evet. A 15 yani şurası 15. 8, 15, 17 üçgenden burası 17 çıktı halı üzerindeki motifin olmadığı bölgelerin alanları toplamı isteniliyor bizden. Yani tüm alandan eşkenar dörtgenin alanını çıkartabiliriz ya da burada kalanları tek tek hesaplayabiliriz. Bence tüm alandan yani 32 çarpı 120'den neyi çıkartalım? Eşkenar dörtgenlerin alanlarını çıkartalım. Eşkenar dörtgenin alanında köşegenler kaç? Şu 17 bulduk ama gerek yokmuş gerçi. Eşkenar dörtgenin alanı kaç? 16 burası. Burası da kaç? 15, 15, 30 mu? 16 çarpı 30 bölü 2'den kaç tane var diyeceğiz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 8 tane var diyeceğiz. İşte bana bu cevabı verecek arkadaşlar. Yani burada cevabı devamını getirecek olursanız Hatta 32 ile ben 12'yi bir çarpayım. 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 2 kere 3 6 ee, 32 burası 384 384 hatta 3840 yapıyor. Ee, başka burada sadeleştirme yapalım mı? Yapalım. Şimdi burada 2'ye bölsen 2'ye bölsen 8. 8 kere 8 64. 64 ile de 3 çarpsan. 6 kere 3 18. 6 kere, 3 kere 4 12. 6 kere 3 18. 192 yaptı. O da 1920 yapar. E, 3840'tan da 1920'yi çıkartacak olursak 0, 2, 7, 1720 çıkıyor galiba. Değil mi? Yok. Şurası, ama burası 9 olacak. 1920 çıkıyor galiba. Evet cevap böylelikle 1920 çıkmış oldu arkadaşlar. Hani şurada devamını siz getirin diyebilirdim ama işi garanti almak istedim. Cevap Edremit oldu 10. soruda. Ve geldik 11'e. Ne yaparsın dostum burada? E hocam köşegen çizilmişse diğer köşegeni çizmek bu oyunumuzun borcu. Çünkü olmazsa olmazlarımızdan köşegenler dik geçir. 8 kökki ise burası 4 kökki burası da 4 kökki oldu. Burayı da 8 kökki vermiş. Bir de BAE açısıyla BAE açısı. Bak şuradaki açıyla bak açıya bak. Bu açıyla CDE açısı, CDA e açısı tümler. Şuraya da bir beta diyeyim. Hocam alfa artı betayı 90 derece vermiş. Şimdi bu köşegen olduğu için burası da alfa oldu mu? Oldu. E alfa ile betanın toplamı 90 ya. E hocam burası 90 sa alfa 90'sa burası beta yapar. Bu açı orta olduğundan burası da beta oldu. A burada ne çıktı? Bir açı orta çıktı karşımıza. 4 kök 2, 8 kök 2 var. Yani 1'e 2 oran var burada. Şuradaki üçgene dikkat et. O zaman 1'e 2 olan varsa A ise burası 2A değil midir? Evet. Hocam Pisagor'dan A'yı buluruz ya da 90'ın karşısı 2A hangi açının karşısı A'dır? 30'un. E o zaman burası da A kök 3 yapmalı. Yani sen A kök 3'e eşittir. 12 kök 2 buldun. A da buradan 12 kök 2 bölü kök 3 yapar. Kök 3 eşitleniyle çarparsan 12 kök 6 bölü 3 yapar. O da 4 kök 6 yapar. A buradan 4 kök 6 geldi mi geldi. Eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor bizden. A'yı ben 4 kök 6 bulduysam o zaman burası da 4 kök 6 köşegenler. 8 kök 6 bir tanesi. E, diğeri de 8 kök 2. E, bir de böl 2'ye olay bitsin kardeşim. Şimdi burası bak kök 3 çarpı kök 2 değil mi? Şu kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptı. Aşağıdaki 2 ile gitti. O zaman 8 kere 8 64 bir de kök 3 kaldı. 64 kök 3 yapar alan böylelikle arkadaşlar. Yani cevap da ne çıktı? Denizli çıktı. Ve bu da güzel bir soruyormuş arkadaşım. Böylelikle bu testi de bitirdik. Test bitirdik o zaman. Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.